Paris'teki Louvre Müzesi'ndeyiz ve sanatçı Vigel Labran tarafından yapılan bir otoportreye bakıyoruz. İlginçtir ki bu portrede kızı Julie ile birlikteler. Benim de bir kızım olduğu için ben de bu tabloyu çok seviyorum. 18. yüzyılın sonlarından kalma resimleri düşündüğümüzde sıklıkla büyük tarihsel resimlerle veya mitolojik konuları işleyen eserlerle karşılaşıyoruz. Fakat burada tamamıyla samimiyetle ilgili olan mütevazi bir portre görüyoruz. Vigelabran resmi olarak Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in özel ressamıydı. Bu resmin yapıldığı 1789 yılında Fransız devrimi gerçekleşmişti. Bundan sadece birkaç yıl sonra devrimciler tarafından Marie Antoinette'in başı kesildi. Ve Vigelabran da Fransa'yı terk etti. Monarşiyi desteklemesi nedeniyle vatandaşlığının iptali istendi fakat 10 yıldan kısa bir süre sonra vatandaşlığa geri verildi. Kendisi Fransız Resim Birliği tarafından son derece beğeniyle karşılanıyordu. Fransa'da güzel sanatları kontrol altında tutan kurum olan Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde kadın sanatçılar için yalnızca dört pozisyon bulunurdu. Vigée Labran bir kadın sanatçı olarak erkek meslektaşlarının karşılaşmadığı pek çok engelle yüzleşmişti. Ancak bu resmin muhteşemliği onun neden akademiye kabul edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Bana göre resmin muhteşemliği yüzlerin ve jestlerin bir anne ve kızın sevgisini bu kadar güzel anlatmasından kaynaklı. Bu resmin yapıldığı dönemde monarşi tamamen yapmacık bir hayat yaşıyor olmakla Fransa'daki normal insanlardan uzakta yaşamakla suçlanıyordu. Ve bu ise tamamen gerçeklikle ilgili olan bir resim. Vigée Labran da aristokrasiye dahil olmuş bir kişiydi. Ve bu resimde bir anlamda gerçeklik ve aristokrasinin birbirinden ayrık şeyler olmadığının görülmesini sağlamıştı. Benim burada en sevdiğim şeylerden biri, Julie'nin sağ gözünün annesinin boynuna yaslandığı için Çenenin gölgesinde kalmış olması. Burada harika bir dokunma hissi var. Kolların uzanma biçimine bakın. Neredeyse kızın bu küçük ellerini hissedebilirsiniz. Ayrıca bana sanki Vigela Branda gözleriyle ona sarılmış olan kızı sayesinde duyduğu saf mutluluğu anlatıyor gibi geliyor. Bedenleri bir araya gelerek bir piramit oluşturuyor. Sanki bir bütün olarak birleşmişler ve ikisi bir olmuşlar gibi. Ve burada da yine aralarındaki hakiki sevgiyi görebiliyoruz. Ki az önce de söylediğim gibi bu o dönemlerde aristokrasiyle ilişkili bir şey olarak düşünülmezdi. İşte bu doğal gerçek duygunun vije Labran gibi çok yüksek çevrelerde yeri olan bir insan tarafından hissedilen bir şey olduğunun bu resimde ileri sürülmesi sebebiyle resim politik bir boyuta sahipti. Bunu elbisede de görebilirsiniz. Sanatçı kendisini antik Yunan'ı hatırlatan bir elbiseyle resmetmiş. Ala Grek olarak anılan bu stil 18. yüzyılın sonlarında kullanılırdı ve bir yandan soylulara özgü duran ancak bazı yönlerden de daha doğal duran bir tarza geri dönülebileceği fikrinin bir parçasıydı. Daha basit ve daha doğrudan. Bu, resmi etkinlikler vesilesiyle sık sık giyilen süslü, kabarık eteklerin ve elbiselerin tam zıttıydı. Violabra'nın saçlarına bakın. Saç kıvrımları epey dağınık bir halde. Politik boyutun ortaya çıkmasına sebep olan bir formaliteye uymama durumu söz konusu. Gerçi bunun formaliteye uymamaya yönelik bir çalışma olduğunu da söyleyebilirim. Burada çok rastlantısal bir durum var. Bu kucaklaşma sadece kısacık süren bir an. Evet, kucaklaşma kısacık sürer. Fakat sevgi hissi evrenseldir ve zamansızdır. Vije Labran Avrupa genelinde aristokratik çevrelerde başarılı olan biriydi. O, Avrupa saraylarına kolaylıkla girip çıkan son derece başarılı bir kadındı. Rusya'da, Avusturya'da, İtalya'da ve Londra'da çalışmıştı kadın sanatçıların karşılaştığı pek çok zorluk olmasına rağmen Vija Labran gibi son derece başarılı bir kadının kendisini bir anne olarak böyle güçlü bir şekilde resmettiğini görmek oldukça etkileyici bir durum.